Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıl 1999 Büyük Marmara Depremi. Arkadaşlarımızla dostlarımızla bir araya geldik ne yapabiliriz diye. Bir gün sonrasında büyük bir kamyonu yardım malzemesiyle doldurarak ertesi gün o tarafa yola çıktık. Sabah erken saatlerde yola çıkmıştık ve akşam saatlerde merkeze ulaştık. Düzce tarafına, Sakarya Düzce, Adapazarı tarafındaydık. Çok net hatırlayamıyorum. Zaten yolda gelirken birçok deprem mağduru kişiye, köylüye, insanımıza o yardım malzemelerini dağıtmıştık. Hemen tekrar dönmeyelim diye düşündük ve akşam kime yardımımız dokunabilirse yıkıntılar etrafında dolaşmaya başladık. Tabii her yer her yerde karanlık, etrafta hep ceset kokuları, insanlar yıkıntılar arasında sevdiklerini, arkadaşlarını, dostlarını, ailesini, kimisi karısını, kimisi kocasını arıyor, kimisi evladını arıyor. Gerçekten görülmemesi gereken durumlardı. O yıkıntılar arasında dolaşırken, acaba kime yardım edebiliriz diye düşünürken, yerde bir mektup gördüm. Bu mektubu gördüm. Bu mektubu aldım, okudum ve dikkatimi çekti. Bir kocanın karısına yazdığı adeta bir özür mektubu. Hoşuma gitti, belki özele girecekti. Onu almam çok uygun olmayabilirdi, tereddütleri yaşadım. Fakat bıraksaydım kalıntılar arasında çöp olacaktı adeta. Ve o mektubun başka parçalarındaysa o ailenin evladı Emre annesine ve babasına kısa notlar yazmış. Bunları da ileride paylaşacağız. Belki bir gün olur ya, yıllar geçse de inşallah yaşıyorlardır. Handan Hanım, eşi ve oğlu Emre, onlara bu mektubu, emanetlerini teslim ederim diye düşünmüştüm. Niyetimiz hayırdı, sonucu da akıbeti de hayır olur diye ümit ediyorum. Olur ya, Handan Hanım, eşi ve çocukları yaşıyordur. Biz de vesile olmuş oluruz, yıllar sonra da olsa bu emaneti kendilerine teslim ederiz. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Deprem ülkemiz için kaçınılmaz bir gerçek olarak duruyor. Kayıtlı tarihe göre coğrafyamızda depremle ilgili 2000 yıllık bir gözyaşı havuzu var. Tarihte büyük depremlere baktığımızda alınacak derslerin olduğunu görüyoruz. Depremin ayak seslerinden korkmamamız için gerekli önlemleri bir an önce almamız gerekiyor, vakit kaybetmeden. Peki neden geçmiş büyük depremler bizi ilgilendirsin ki diye sorabilirsiniz. Büyük acılar, yıkımlar, kayıplar yaşayan halkımızın bir daha benzer şeyleri yaşamaması için geçmişe şöyle bir göz atması gerektiğini düşünüyoruz. İşte o büyük depremler. İstanbul 1509 depremi. Marmara Denizi'nin adalar yakınlarında Osmanlı döneminde 10 Eylül 1509 yılında meydana gelen, İstanbul'la çevresinin 40 gün boyunca sallandığı belirtilen ve Kıyamet-i Suğra, yani Küçük Kıyamet olarak adlandırılan 7.2 büyüklüğündeki depremde 13 bin insan hayatını kaybetti. Bu sayı o dönemdeki nüfusun yaklaşık %10'unu oluşturuyordu. Camilerin tümü ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Kız Kulesi'nin bir kısmı da tahrip oldu. İstanbul 1719 depremi.
İstanbul ve çevresinde 6.9 büyüklüğündeki sarsıntıyla birlikte adeta İstanbul'da yer yarıldı, halk içinde kayboldu. 24 Mayıs 1719'da meydana gelen büyük hasara yol açan depremde çok sayıda evle birlikte cami ve hamamlar yıkılırken Mihrimah Sultan Camii ile medrese kubbelerinde çökmeler, Yedi Kule ve Ağır Kapı arasındaki sur ve burçlardaysa hasarlar meydana geldi. Bu deprem İzmit'te de hasara yol açtı. İstanbul 1766 depremi. İstanbul'da yine Osmanlı döneminde 22 Mayıs 1766'da meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem artçılarla 3 ay sürdü. Çok sayıda evle birlikte aralarında Fatih Camii'nin de bulunduğu birçok cami yıkılırken Baruthane, Kapalı Çarşı, Surlar, Saraçhane, Tophane, Yeniçeri Kışlaları ve Topkapı Sarayı'ndaysa hasarlar oluştu. İstanbul 1894 depremi. İstanbul'da 10 Temmuz 1894'te meydana gelen ve geniş alanda hissedilip büyük hasara yol açması nedeniyle büyük hareketi arz olarak anılan depremde Eminönü ve Fatih'teki yapılarla Kapalı Çarşı yıkılırken Yalova ve Adapazarı da etkilendi. Gelelim Cumhuriyet dönemi depremlerine. Erzincan 1939 depremi. Erzincan'da 27 Aralık 1939'da meydana gelen ve 116 bin dolayında yapının yıkıldığı 7.9 büyüklüğündeki depremde 33 bin kişi hayatını kaybetti. 100 bin kişi de yaralandı. Bu deprem Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı olarak kaydedildi. Erbaa 1942 depremi. 20 Aralık 1942 tarihinde yerel saatle 17.05'te meydana gelen Tokat'ın Erbaa ilçesindeki depremde 3000 kişi hayatını kaybetti. Depremin büyüklüğü 7 idi. Ladik 1943 depremi. Samsun'un Ladik ilçesinde 26 Kasım 1943'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem Taşova'dan Ilgaz'a kadar uzanan yerleşim yerlerinde hissedildi. Bölgedeki binaların %75'inin yıkıldığı depremde yaklaşık 2300 kişi hayatını kaybetti, 5000 kişi de yaralandı. Sırada Varto depremi var. Varto 1966 depremi. Muş'un Varto ilçesinde 1966'da iki büyük deprem meydana geldi. İlk deprem 7 Mart 1966 tarihinde Türkiye saatiyle 3.16'da 5.6 büyüklüğünde oldu. 14 kişinin ölümüne ve 75 kişinin de yaralanmasına yol açtı. İkinci deprem Türkiye saatiyle 14.22'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü 6.9 olarak ölçüldü. 2394 kişi hayatını kaybetti, 1489 kişi ise yaralandı. Deprem Varto'daki tüm yapıları mahvetmiştir. Muradiye 1976 depremi. Van'ın Muradiye ilçesinde 24 Kasım 1976'da meydana gelen ve 10 bine yakın yapının hasar gördüğü 7.5 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 3840 kişi hayatını kaybetti. 500 kişi ise yaralandı. Depremde enkaz altında kalanların yanı sıra yağmur ve karla birlikte sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen zorlu havada donarak ölenler de kayıtlara geçti. Gölcük 1999 depremi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesi merkezli 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğündeki depremde resmi kayıtlara göre Kocaeli başta olmak üzere Yalova, Sakarya, İstanbul, Bursa, Bolu, Zonguldak ve Eskişehir'de toplam 18 bin kişi hayatını kaybetti. 20 bin kişi de yaralandı.
Marmara bölgesiyle Ankara ve İzmir'e kadar geniş alanda hissedilen 45 saniye süren depremde binlerce yapı yerle bir oldu. Düzce 1999 depremi. Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem Ukrayna'dan da hissedildi. 30 saniye süren depremde 710 kişi hayatını kaybetti, 2678 kişi ise yaralandı. Van 2011 depremleri. En fazla depreme maruz kalan illerimizden biri de Van sevgili arkadaşlar. Türkiye'de bugüne kadar yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatına mal olan büyük depremlerden biri de 23 Ekim tarihinde Van'da yaşandı. Merkez üssü Erciş ilçesi olan ve 7.2 büyüklüğünde olan depremde 604 kişi hayatını kaybetti. 222 kişi ise enkazdan sağ kurtarıldı. Bu büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez 9 Kasım'da Edremit merkezli ve 5.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremde de 32 kişi hayatını kaybederken 30 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. 2020 Elazığ depremi. 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatte 20.55'te Elazığ'da meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 40 saniye kadar süren depremin büyüklüğü 6.8'di. Depremde 41 kişi öldü ve 1466 kişi yaralandı. Sevgili arkadaşlar, aslına bakarsanız deprem doğal bir felaket. Yerel yöneticilere ve devlet yetkililerine büyük iş düşüyor. Tabii ki deprem bilinciyle yaşamak da vatandaşlarımızın birinci görevi. Umarız ki bilinçle ve şuurla, sağlam yapılarla bu depremlere karşı güçlü oluruz. Depremin ayak sesleri bizleri korkutmasın. Gerekli önlemler ve deprem bilinciyle birlikte üstesinden geleceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu haftalık da bu kadardı sizlere aktarabileceklerimiz. Haftaya başka bir videoyla yine sizlerin huzurunuzda olmak dileğiyle. Daha sağlam ve daha güzel içerikler açısından kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek ümidiyle. Esen kalın.